2000 fit yükseklikteki devasa bir kulede sıkışıp kaldığınızı, yükseklik nedeniyle telefonların çekmediğini ve dolayısıyla yardım çağıramadığınızı düşünün. Üstelik kule çölün ortasında olduğundan birinin sizi fark etmesi neredeyse imkansız. Hunter ve Becky'nin başına tam olarak bu gelmiştir. Telefonları çekmiyordur. İniş için tek çareleri olan merdivense artık yerinde değildir. Video çekmek amacıyla bu devasa kuleye tırmanan iki arkadaş şimdi çaresizlik içinde aşağı nasıl ineceklerini düşünüyordur. Biraz geçmişe gidiyoruz. Becky, kocası Dan ve en yakın arkadaşı Hunter'la kaya tırmanışı yapmaktadır. Her biri çok iyi vakit geçiriyordur. İrtifaları arttıkça kayaların arasına güvenlik ekipmanı takarlar. Bu ekipmanlar düşerlerse hayatlarını kurtaracaktır. Dan küçük bir deliğe bu ekipmanlardan birini takmaya çalışırken deliğin içinden aniden bir kuş fırlar ve Dan'in düşmesine neden olur. Boşlukta asılı kalır. Hayatı için mücadele ediyordur. Kayaya ulaşmak amacıyla elinden gelen her şeyi yapar fakat başaramaz. Kısa bir süre sonra onu tutan halat yerinden çıkar ve uçurumdan aşağı düşerek hayatını kaybeder. Olayın üzerinden 51 hafta geçmiştir. Becky yaşananları unutamamıştır. Eşini kaybetmiş olmak Becky'yi çok üzüyordur. Dan'i telefonla arayarak telesekreter sesini dinliyor ve onu özlediğini söylüyordur. Babası James kızı için endişelenmektedir. Becky'ye yaşananları geride bırakmasını, Dan'i unutmasını ve hayatına devam etmesini tavsiye eder. Hatta Dan'in bu kadar sevgiyi hak etmediğini, ölen Becky olsaydı Dan'in onun kadar üzülmeyeceğini bile söyler. Becky babasının sözlerini dinlemez ve oradan ayrılır. O gecenin akşamı intihar etmek üzereyken uzun bir aradan sonra ilk defa Hunter telefon eder. Ertesi gün Becky'yi ziyarete gelir. Hunter'ın keyfi yerindedir. Olayı çoktan unutmuştur. Becky'ye büyük bir televizyon kulesine tırmanma projesinden bahseder. Yanında onunla tırmanacak birine ihtiyacı vardır. Kendisine katılırsa Dan'in küllerini kulenin tepesinden bırakabileceğini ve bu sayede ona veda edebileceğini söyler. Hunter'a katılmaya karar verir. İki eski arkadaş kuleye doğru uzun bir yola çıkarlar. Yolda Becky Hunter'ın eski fotoğraflarına bakar. Fotoğraflardan birinde Hunter'a sarılmış bir erkek vardır. Becky bu erkeğin kim olduğunu sorar. Hunter önemli biri değil diyerek Becky'yi geçiştirir. Geceyi geçirmek için kaldıkları küçük bir pansiyonda sohbet ederken Hunter'ın vlogger olduğunu öğrenir. Ertesi sabah kuleye doğru yola çıkarlar. Kule vidaları gevşek, birçok yeri çürümüş eski bir yapıdır. Bir yıl sonra yıkılacaktır. Kuleye vardıklarında Becky geçmişte yaşadıklarını hatırlayarak tırmanmaktan korkar. Vazgeçmeyi düşünür. Hunter korkularıyla yüzleşme konusunda Becky'yi cesaretlendirerek tırmanışa onu ikna eder. Yaşanacak olaylardan habersiz kulenin içindeki merdivenlerden tırmanmaya başlarlar. Merdiven gevşemiş vidalar nedeniyle sallanıyordur. Becky çürümüş bir basamaktan tutunca basamak kopar. Neredeyse düşüyordur. Sonrasında cesaretini toplar ve tırmanmaya devam eder. Yolu yarıladıklarında kısa bir mola verirler. Geceyi geçirdikleri kasabanın ne kadar küçük göründüğüne bakarlar. Artık kulenin zirvesine varmalarına sadece 200 metre kalmıştır. Kulenin aşırı rüzgar alması ve buradaki çürümenin daha fazla olması Becky'yi iyice endişelendirir. Hunter'a geri dönmesini söyler. Hunter dinlemez ve tırmanmaya devam eder. Zirve öncesinde önlerinde son bir engel vardır. Bu engeli geçtikten sonra zirve çok yakındır. Tırmanış rotası Becky'yi endişelendirdiği için Hunter ona şaka yapma amacıyla merdiveni sallar. Bu hareket birkaç gevşek vidanın yerinden çıkmasına neden olur. Sonunda zirvededirler. Becky duygusal bir konuşmanın ardından ölen eşi Dan'in küllerini kuleden savurur. Asıl yaşanacak olaylar birazdan başlayacaktır. Vlog için tehlikeli birkaç görüntü alırlar. Ardından dönüş için hazırlanırlar. İlk önce Becky iner. Merdivene adım atar atmaz merdiven yerinden çıkar ve boşluğa doğru düşer. Beline bağladığı halatın diğer ucu Hunter'dadır. Hunter son anda tutunarak ikisinin de hayatını kurtarır. İlk şoku atlatmışlardır. Hunter var gücüyle Becky'yi yukarı doğru çeker. Yukarı çıktıktan sonra olayın şokuyla ikisinin de sinirleri bozulur. Gülmeye başlarlar. Merdivenlerini kaybettiklerini anladıkları anda bu gülüşmeleri anında söner. İrtifa nedeniyle telefonları çekmiyordur. Su ve diğer malzemeleri içeren çantaları düşme esnasında çanaklardan birine takılmıştır. Kulenin zirvesinde dürbün ve işaret fişeği bulurlar. Çölün ortasında olduklarından bunların pek bir işe yaramayacağını düşünürler. Buradan kurtulmanın bir yolu yokmuş gibi görünmektedir. Becky panikler. Hunter, merdivenin yere çakılma sesinin birileri tarafından duyulmuş olacağını söyleyerek onu sakinleştirir. Beklemeye başlarlar. Becky'nin ayağında düştüğü sırada oluşmuş bir kesi vardır. Hunter gömleğiyle yarayı kapatır. Biraz sohbet ettikten sonra telefonunu belli bir irtifanın altına indirebilirse telefonun tekrar sinyal alacağını, bu sayede yardım çağırabileceklerini düşünür.
yardım için bir mesaj ayarlar ve telefonunu ipe bağlayarak olabildiğince aşağı sarkıtır. Bu harika bir fikirdir. Ancak telefona sinyal gelecek kadar aşağı indirememişlerdir. Telefonu Hunter'ın ayakkabısına yerleştirirler. Plan telefonu aşağı atmaktır. Yere indiğinde sinyal gelecektir. Tek yapmaları gereken telefonun kırılmamasını sağlamaktır. Hunter çorabı ve sütyeniyle ek bir bariyer yaparak telefonu aşağı atar. Telefonun kırılmadığını ummaktan başka yapacak bir şeyleri yoktur. Beklemeye başlarlar. Becky, Hunter'ın ayağında 143 dövmesi fark eder. Bu, ölen eşi Dan'in sevgisini ifade etmek için kullandığı bir koddur. Tesadüf olduğunu düşünür. Kısa bir süre sonra aşağıda bir adam ve köpek görünür. Yardım için çığlık atarlar. Hunter'ın telefonu kırılmıştır. Adam bir telefon görüşmesi yapmaktadır. Kızları duymaz. Becky, adamın dikkatini çekmek için ayakkabısını ona doğru fırlatır. Ancak fark edilmeyi bir türlü başaramazlar. Becky, işaret fişeğini ateşleyecektir. Hunter onu durdurur. Gece çöktüğünde ateşlerlerse fark edilme ihtimalleri daha fazla olacaktır. Bu arada ileride bir karavan fark ederler. Başka bir adam daha vardır. Akşam işaret fişeğini ateşleyecek ve kolayca dikkatlerini çekeceklerdir. Gece olduğunda kızlar işaret fişeğini ateşlerler. Adamlar onları görür ve kulede mahsur kaldıklarını anlar. Beklenenin aksine kızları kurtarmak yerine arabalarını çalarlar. Şimdi yeni bir çözüm bulmaları gerekiyordur. Ertesi gün çok susadıklarından Hunter çantaya doğru inmeye karar verir. İpin bir ucunu kuleye, diğerini kendine bağlar. Aşağı indiğinde ipin boyunun yeterince uzun olmadığını fark eder. Bu yüzden ipi çözer ve çanağa doğru riskli bir atlayış yapar. Biraz su içtikten sonra tekrar ipe atlar. Şimdi Becky'nin Hunter'ı yukarı çekmesi gerekiyordur. Tam tepeye ulaşmak üzereyken Hunter'ın elleri kayar ve düşer. Becky, Dan'in yaşadıklarını Hunter'ın da yaşamasından korkar. Aşağı bakmak Becky için çok zordur. Hunter'ın çantaya tutunduğunu görünce rahatlar. Onu tekrar yukarı çeker. Çantadan drone'u alarak bir yardım notu yazarlar ve geceyi geçirdikleri otele doğru uçururlar. Drone'un şarjı yetersiz olduğu için otele ulaşamaz ve geri döner. Becky, drone'u şarj etmek için kulenin zirvesindeki ışığa doğru tırmanır. Lambanın olduğu yere şarj aletini takar. Bir süre sonra drone tamamen şarj olur ve otele doğru gönderirler. Tam otele ulaşmak üzereyken bir kamyon drone'a çarpar ve onu kullanılmayacak hale getirir. Bu tam bir şanssızlıktır. Kızlar tamamen hayal kırıklığına uğramıştır. Başka bir seçenek göremiyorlardır. Becky, Hunter'a telefonu aşağı atmayı bir kere daha denemelerini önerir. Fakat Hunter bunu yapamayacağını, çünkü aslında hayatını kaybettiğini söyler. Hunter düşüş sırasında çantaya tutunamamıştır ve hayatını kaybetmiştir. Sadece bir halüsinasyondur. O zamandan beri Becky aslında yalnızdır. James de bu sırada kızı için endişelenmektedir. Ertesi gün bir akbaba, Becky uyurken bacağında bir ısırık alır. Bu ısırık Becky'yi bir anda kendine getirir ve akbabayı öldürür. Hunter'ın cesedinin yanına iner. Telefonundan babasına bir mesaj yazar. Sonrasında telefonu tekrardan Hunter'ın ayakkabısına yerleştirir. Ayakkabıyı da cesedin içerisine koyarak aşağı atar. Hunter'ın vücudunun telefonu koruyacağını umar. Gecenin ilerleyen saatlerinde James mesajı alır ve polislere haber vererek Becky'yi kurtarır. Becky babasını görünce ona doğru koşarak sarılır. Bu filmin böylece sonuna geldik. Bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu beğenebilirsiniz. Film hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşça kalın.